Herkese merhabalar. Bugün bir derste daha birlikteyiz. Bugünkü dersimiz Imyon Jeda. Imyon Jeda. Bugünkü dersimizde malı meli ekini göreceğiz. Imyon Jeda ya da Imyon Jeda bize malı meli anlamını verecek. Öncelikle paçinimizi inceleyelim. Eğer paçinimiz yoksa, yani kelimemiz ünlü bir harfle bitiyorsa Imyon Jeda şeklinde, ben böyle sığmadığı için Jeda kısmını yazmadım ama bilinki sonunda sonrasında Jeda ekimiz mevcut. Kada gitmek, kada kamyon Jeda, kamyon Jeda şeklinde olacak. Eğer paçiminiz varsa, yani kelimeniz ünsüz bir harfle bitiyorsa, itta gibi okumak anlamına geliyor, o zaman da Imyon Jeda olması gerekiyor. Imyon Jeda. İkta'ya bakalım. İkta. Imyon Jeda. Imyon Jeda şeklinde olması gerekiyor. Şimdi gelelim örneklerimize. Bakalım nasıl bir anlam içerisine gireceğiz. Diyor ki Hansi'ye sıcak hanikka Hansi'ga Imyon Jeda. Hansi'ye sıcak hanikka Hansigaji Imyon Jeda. Saat 1'de başladığı için saat 1'e kadar gelmelisiniz. Malı meli, gelmelisin ya da gelmelisiniz. Saat 1'de başlayacağı için saat 1'e kadar Hansigaji gelmelisiniz. Ya da burada bir diyalog örneğimiz var. Diyor ki soruda, bu sorusu, bu da cevabı. 이 책을 언제까지 다 읽어야 돼요? 이 책을 언제까지 다 읽어야 돼요? 뭐 기타고 diyor. 내 zamana kadar hepsini okumalıyım. 어디 diyor ki okuyacağım. 어디 diyor ki 내일까지 읽으면 돼요. 내일까지 읽으면 돼요. 예르나 kadar okumalısın. 예르나 kadar okumalısın. 읽으면 돼요. 다 Imyon Jeda şeklinde gördüğünüz gibi Imyon Jeda ya da Imyon Jeda bize meli malı anlamını veriyor. Dersek bu kadar. Anlamadığınız bir şey olursa lütfen aşağıya yazın. Bu arada çekmemi istediğiniz şeyler olursa onları da aşağıya yazabilirsiniz.